Merhabalar efendim. Hayatın ve insanın programı sadece sohbetler başlıyor. Biz hazırız. Siz de hazır mısınız? Bu hafta program konu Kıbrıs Postası İnternet Gazetesi ve Kıbrıs Postası Gazetesi'nin sahibi sevgili Polat Alper. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyiyiz ve bu programı yapmaktan çok keyif alıyorum. İzleyicilerimizin de keyif aldığını dinlemekten geri dönüşlerden anlıyorum. Evet şimdi kartlarımı bıraktım hazır hiçbir sorum yok. Zamanda yolculuk başlıyor hazırım mı Polat Alper? Hazırız özellikle size sorduğumda nasıl bir format rahat olun dediniz. Spontane gideceğiz dediniz o yüzden buyurun. Tamamen spontane ne <laughs> gelişecek merakla evet. bekliyorum. Hemen ama hemen ilk aklınıza gelen aklınızın erdiği yaştaki anı. Aslında ilk aklıma gelen, aklımızın er, aklımın erdiği yaştaki anım yine Kıbrıs Pustası ile alakalıdır. Çok enteresan. Şaka. Hiç şaka değil. Ee, yanılmıyorsam 80'li yılların başı, işte ilkokuldayım. Belki 5, belki 6 hatırlamıyorum. Ee, o yıllardan yazmaya çok meraklıyım aslında. Hobi olarak. Ee, i̇skele'de büyüdüm ben. Hı. Orada. Köy Meydanı'nda büyük bir uzun yıllar kalan bir toprak yığını vardı. Ve onunla ilgili bir kompozisyon yazmıştım okulda. O dönemlerde 80'li yıllarda kurulan Kıbrıs Postası, hmm. e, da yayın yapan Şener Levent e, iskeleye iskele panayırı için gelmiş. Bu kompozisyonum okuldan bir şekilde Şener Bey'e gitmiş. Ve Kıbrıs Postası gazetesinde 80'li yılların başında benim o kompozisyonum bir yerde yayınlanmış. Aman o yaş için o, ne o, kadar kıymetli. O, tabii hiç bilmiyordum o yıllarda. Daha sonradan uzun yıllar geçecek. İşte Kıbrıs postası ile ilgili sahibi olacağım başka bir maceram başlayacak. Ee, o yıllardan meğer böyle bir anım vardı. Ee, Çok <laughs> ilginç. Polat Bey ben hayatta hiçbir şeyin tesadüf olmadığına inananlardanım. Evet. Yani şimdi ilk anı çağırdım sizden. Kıbrıs postası ile ilgili anlamlandıran bir anı geldi sizden. Evet, evet. Ama bunun öncesinde yine gidelim biraz anneli babalı ev ortamlı ne geliyor gözünüzün önüne? Vallahi biz e, çok e, tipik küçük bir aileydik bir kız kardeşim var. Anne baba dört nüfuslu bir aileydik. Çekirdek. Çekirdek bir aileydik. Ee, i̇lkokul, ortaokul, lise yıllarım İskele'de e, geçti. Bir Peki e, tamam o ilk çocukluk şeye dönüyorum. O çekirdek ailede baba ne iş yapıyor? Babam, aslında biz dört kuşak hep ticaretle uğraştık baba tarafı. Hmm. Yani dedemin babası Nalbant'ı, o yıllar Galliga dedikleri Nalbant'ı. Dedem İskele'de Larnaka'da Rum çarşısında tek Türk esnaftı, bakkaldı. Aman tek Türk. Bakkal diye, bakkal rifat diye bilinir zaten. Babam devam eden yıllarda hep ticaretle uğraştı ama tabii babamın ticaret yanında 10 yıllık bir öğretmenliği var. Hmm. Ankara Ticaret Turizm Yüksek Öğretmen Okulu mezunudur ve 10 yıl bir öğretmenlik hizmeti var ama tabii ticaretle birlikte götürdüğü yıllar olduğu için. Nerede yaptı öğretmenliği? İskele Bekirpaşa Lisesi'nde ticaret testleri isteno öğretmeniydi. Hmm. Evet. İsteno ve Daktilo. Annem de aynı okuldandır Ankara'dan. E, fakat annem hep ticarette kaldı. Anne ticaret yaptı. Hep aktar. ticarette kaldı annem, yani hiç o memuriyeti olmadı annemin. E, biz de zaten kız kardeşimle hep e, dükkanlarda şurada burada ortamda hep büyüdük. Şey soracaktım, onlar çalışırken yine dede mi baktı diye anladığım kadarıyla. Yok, bakmadı. Enteresandır. <laughs> e, babamın annesi. Lefkoşa'daydı, halamın yanındaydı. Anne tarafından anne annem dedem Dikmen köydeydi. Hep uzaktı biz İskele'de olduğumuz Oo. için. O yüzden bizim böyle bir nene dede bakıcılığımız pek olmadı. Dediğim gibi hep çok küçük yaştan hep dükkanda anneyle babayla büyüdük. Ticareti içerisinde büyüdük hep. E göbekten, göbekten <laughs> hani kaç göbekten <laughs> evet, e, ticaretle. Peki baba öğretmenlik yaparken ticaret nasıl devam etti? İşte annem e, hep Anne. vardı, anneme vardı. O yüzden e, bir sıkıntı yaşanmadı. O da zaten 10 yılını doldurunca artık ticaret büyüdüğü için e, mecburen tercih yapmak zorunda kaldı. Biz şey soracağım, o yılları soruyorum. Anne ve baba rol model olarak çocuk Polat Alper'de ne iz bıraktı. Muhakkak bırakır, e, yani özellikle baba e, ticarette e, evin içerisinde çok otoriter, yumuşak hmm. olmayan bir babaydı. E, annem de kova burcudur, çizgileri keskindir. Hmm. E, dediğim dediktir. O yüzden muhakkak e, etkileşmişizdir. Yani etkile etmemek mümkün değil. Hadi bir dakika şimdi dediğim dedik bir Polat Alper mi oturuyor karşında? Ee, yok değil nesil nesilden nesile bunun e, yumuşa yumuşadığını söyleyebilirim. Peki otorite figürleri nasıl sevgi gösterirdi? Otorite figürlerinde sevildiğini sen anlamak zorundasın. İşte ben onun için sordum. <laughs> yani yani çok, çok fazla göstermezler şunu çok rahat söyleyebilirim ee, yani beni babam işte kucağına aldı sevdi o tip otoritelerde bu yoktur. Anne de vardır bizde. Uh -huh. Yani anneyle çok yakın büyüdük. Çok daha çok şey paylaştık. Ee, tabii bir de şunu düşünmek lazım. Konuştuğumuz yıllar e, 74 sonrası. Uh -huh. Yani bu insanlar göç etmiş. Bir yere taşınmış. Bir hayat mücadelesi veriliyor. Tekrar hayata tutunmak için işte evi, işi, e, çok uzun saatleri mücadeleyle geçen insanlar. Ve ben hep şuna inanırım. E, o kuşakta ...sadece anne babamda değil o kuşakta... ...birçok insanda görülen... ...spesifik ortak özellikler görürüm. Mesela gülmek... ...ayıp gibi. Yani çok gülmezler. Çok tepki vermezler. Ne üzüntülerine... ...ne sevindiklerinde. Savaş kuşağı derim. Evet. Kuvvetle ihtimal onların etkileri olduğunu düşünürüm. Çok şey gördüler, çok şey yaşadılar. Kolay kolay bunlar silinmez. Şimdi bu gülmekle ilgili... ...sadece bu travmaya bağlı değil... Biz Türkler'de böyle eskiden kalma bir şey vardır. Biraz gülsek ay çok güldük başımıza bir şey gelecek diye bir evet, algı. Evet. Yani her şeyin aşırısına gidildiğinde bir şey olacağına dair bizim kuşaklarda da hani bizim devam e, edip gelen bir devam edip gelen, gelen şey şimdilerde var. o algı yıkılmaya çalışılıyor ama şeyi çok güzel söylediniz. Yani savaş gördüler. Ee, göç var sanıyorum. Evet göç, göç var. Göç nerede? Göç var. Babam Larnaka'dan Tuzla'dan hı hı. göç etti, annem Baftan. Yani Peki yolları burada edelim. mı kesişti? Yok yolları Ankara'da üniversitede. Aha, orada kesişti. Tabii, tabii. Aşk çocuğu oturuyor karşı burada. E öyle tahmin ediyorum evet. o, zaman, o zaman, bu çok kıymetli bir şey, <laughs> evet. çok kıymetli evet. bir şey. Yani iki tane aşk çocuğu. Kaç evet. yılında birleşmiş yolları? 70 ben 72 doğumluyum, hı hı. 70'te de Ya 70 evlendiler pardon. Hı hı. Ee, yani öyle birkaç sene önce herhalde dört yıl beş yıl Ankara'da bir e, beraberlikleri olduğuna göre dört yıl yani kuvvetli ihtimal 68'ler gibi. 68 kuşağı en kıskandığım kuşak yani e, siyasiler o kuşaktan çıktı yazarlar o kuşaktan çıktı senaristler evet. çıktı müzisyenler çıktı. Çok kıskandım ben 68 Çok fazla kuşağını. imrenip e, okuduğumuz, izlediğimiz yıllar 68 evet. kuşağı özellikle onlar e, yaşanmışlıkları çok kıymetli. Çok e, Siz bir de 68 kuşağı bir ana babanın çocuğusunuz. Evet. Nasıl evet. etkiledi bu sizi? Yani e, şöyle söyleyeyim e, Ankara'ya anıları diyeyim. E, küçüklükten beri dinlediğimiz muhakkak hayatınıza yön verir. Beynin bir yerinde hep hmm. durur etkiler ardından ulaşır. E, okuldan sonra adaya gelmeleri ve 74 itibariyle yaşadıkları toplumsal evet. mücadele keza çok etkili şeyler. Bunlardan etkilenmemek mümkün değil. Yani hayatta ilgili kararlarınızı verirken bunlar hep bir yerde duruyor. Filtreliyorsunuz bunları. O yüzden yaşanmışlıklar önemli. Peki bu böyle bir öğretiyle büyüyen bir çocuk yazarlığı nasıl keşfetti? Yani yazı şener Levent'in buradan da selam olsun kendisine keşfedişiyle mi başladı yoksa evden fark edildiniz Yok, mi? Yok evden evden fark edildi. Ee, küçük yıllardan beri çok fazla kitap okuyordum. Hı. Ee, hatta beni böyle bir yerlerde kaybederlerdi unuturlardı kitap okurken falan e, bulurlardı. Tahmin ediyorum bu yazma o, o okunmuşlukların getirisi oldu Hı -hı. bana. Yani çok küçük yaşta geniş bir kelime haznesi e, kazandırıyor size. E, böylelikle de yazmak için daha cesur oluyorsunuz. Yani bu ilkokul, ortaokul, lise devam etti. E, üniversitede aslında okul yıllarımda e, başarılı bir öğrenciydim ama e, çok uzun saatler, günler çalışan bir öğrenci değildim. Uh -huh. e, yani sınav dönemleri birkaç gün önceden birkaç kez okumam yeterli oluyordu. E, Yazı yaz, yazma yeteneği de buradan e, geldi bence yani bu çok fazla okumaktan e, kaynaklı oldu bence Allah'ın insana bahşettiği en büyük yeteneklerden evet. biri yazabilmek duyguları yazıya dökebilmek kız kardeşiniz de sizin gibi mi e, biraz biraz zıt kutuplardayız hmm. biraz e, zevklerimiz farklı karakterlerimiz farklı e, tamamıyla farklı diyebilirim peki kavga olur muydu e, olmazdı Dört yaş farkımız vardı Hı hı. çok kavgalık kadar yakın bir yaş değildi aslında onu ee, O yüzden çok Büyük olan sizsiniz. Tabii benim, değil tabii, mi? tabii. Peki kıskançlık anınız var mı? Yoktur açıkçası. Hiç ailede öyle bizim kıskançlığa meal verilecek bir şey hiç olmadı. Sanki Sevgi... kız kardeşimin vardı. Annem seni hep daha çok severdi. <gülüyor> <gülüyor> o da bilirsiniz anne oğul ilişkisidir. Ee, ama e, kıskançlığa meal verilecek bir ortam hiç bize yaratılmadı. E doğru şimdi baştan anneye babaya anlattınız. Evet. Otoriter Disiplini, belli kuralları olan eminim e, evet. kıskançlığa mahal vermemişlerdir. Mesela, evlat ayrımı pek olmadı bizde. <laughs> ne güzel yaramazlık var mı? E, vardı muhakkak olmaz olur mu? Yani, Hayır Öyle bir anlattınız ki yazan okuyan acaba yaramazlık. Yok vardı Az çok faaldim. Yani hmm. e, ortaokul lise derecem 9.98'di. Yani birincilikle mezun oldum. Ne? 993 evet. 3 evet. kere? Hem, o, hem okul hem lisede. Fakat bunun yanında... E, Altı sene okul bandosunda trompet çaldım. Hmm, hmm. Ee, bir sürü yani ne kadar aklınıza gelen sosyal etkinlik varsa tümünde bulundum. Çok hmm. e, faal ve sosyaldim e, ortaokul, lise yıllarında. E, o yüzden şey e, yaramazlık muhakkak olur. Aktif bir e, e, çocukum yani. Ben çok şanslıyım. E, i̇lkokul son sınıfta bizim ortaokul ve lise bandosu kurulmuştu. Hmm. Babam da öğretmen olduğu dönem. E, Lefkoşa'dan İlkay İdris'i getirdiler İlkay hocayı muhakkak bilirsiniz İsmini duydum tanışmadım ama e, İlkay hocam çok kıymetli bir e, sanatçıdır Kendisi trompet çalar e, Beni de çok sevdiği için Ta ilkokul 6. sınıftan Beni oraya dahil etti Hı -hı. E, Yani aslında benim 6 artı 1'dir e, Orada ne öğrendiysek e, İlkay hocadan öğrendik O da çok fedakarlıkla her hafta sonu iskeleye gelerek Lefkoşa'dan bu süreci götürdü e, tabii bizim için çok heyecanlıydı yani o e, yapılan törenler saygı duruşu hı hı. o tür şeylerden çok etkilenerek büyüdük çünkü e, yani bandoda olmak olmanın getirdiği e, durumdan kaynaklı da daha da bir heyecanla yaşadık o yılları hatta şimdi e, yakın bayramlarda da e, törenlerde de hep şey yaparız e, aile içerisinde yani nerede o bizim zamanımızdaki törenler diyoruz çünkü artık o heyecanı e, pek görmüyoruz insanlarda. Şimdi okurdum dediniz, ettiniz bizim kuşak. Siz benden de daha sonrasınız. Biz hep okuyarak hayal gücümüzü geliştirdik. Evet. Ben çok hatır iyi hatırlarım Kemalettin Tuğcu'nun okuduğum zaman kitap biterdi. Ben hayalimde a neler onları. neler yapardım. Ofa. işte yoksulluklara çare bulurdum, ederdim. Biz hayal gücünü çok daha farklı geliştiren kuşaklar. Şimdi bilgi erişim çok hızlı. Aşırı hızlı ve tabii kitap okunmuyor, ee, internet gazeteleri, internet üzerinden kitaplar okuluyor. Şimdi bilgiye hem çok kolay hem de herkesle eşit kulvardasınız. Evet. Yani sınıfa girdiğinizde bir öğretmenle öğrenci de aynı kulvarda. Tabii. Kisinin de soracağı kaynak belli, alacağı cevaplar belli. O yüzden bilgiye erişimin bu kadar kolay olması artı olarak hayatımıza geldiğini düşünüyorum. Tabii bunu artıya çeviren kesim var, çeviremeyen. Çeviremeyebilir her kesim zaman var. olduğu gibi. Olacaktır. Peki, e, 9.98 diye bir ortalamadan bahseden e, genç Polat Alper nerede okudu? Ortaokul ve liseyi? İskele Bekirpaşa Lisesi. Bekirpaşa. Oradan Tabii. da mezun oldunuz. Mezun oldum 90 yılında Ankara e, Bir dakika, birincilikle mi? birincilikle çok da o, ciddi bir O ek, kareyi ek çağırır bana. mısınız ona? Tabii bana. tabii. Ee, şimdi liseyi birincilikle bitirdiğimde tabii hayal etmediğim ve bilmediğim imkanlar da öne çıktı. Hı. Mesela hiç unutmam Doğu Akdeniz Üniversitesi e, sınavsız kabul Aha. veriyordu o yıllar hı. okul birincilerine. E, hava Kuvvet Hava Harp Okulu'ndan e, davet geldi. Hı hı. Benim bir de o dönemler bir pilotluk eee Heyecanım, isteğim vardı. Annem e, onun çok önüne geçti, hiç istemezdi. E, onu eledik. Şöyle bir, sadece işletme yazmıştım tercihlerime. Hı hı. Yani o da herhalde dediğim gibi dört kuşak ticaret engelin bir ailenin çocuğu hı hı. <laughs> olarak etkileşim altında e, oldu olmuştur. E, tabii 90'lı yıllarda şimdiki gibi işte rehber hocalar sizi doğru yönlendirecek insanlar, kaynak bunlar yoktu. Yok. Yani hatta e, hiç unutmam tercihlerimi son gün yazdım. E, 13-14 tercih yapabilecekken 4 tercih yazdım. E, yüksek puanlı okulları alta, düşük puanlı okulları üste yazdım. Bu kadar da kötü bir tecrübe okulda. Peki bunun sebebi ne? Bilmemez Yani Tabii, tabii tamamıyla bilmemez. E, yoktu bizde. E, rehber öğretmen size bir yol gösterecek birisi falan Hı. yani böyle şeyler 90'lı yılda bizde yoktu. E, bunları yazdım. E, yani şöyle söyleyeyim 580 puanla çok iyi bir ee, puan. birinci, de, birinci yazdım. Gazi İktisadi İdari Bilimler Üniversitesi'ni kazandım. E, ODTÜ'yü kazanabilirdiniz. Şey, ODTÜ, Hacettepe 580'in hepsine girebilirdim. Tabii kazanabilirdiniz. Ama, e, bunun rastlantı olduğuna inanmıyorum. Hı. Şöyle oldu. İlk Gazi'ye gittim. E, tabii Ankara'ya gittim. Babam götürdü. E, i̇lk gidiş. i̇lk gidişim. İlk günü hiç unutmam. E, babamın üniversitenin sınıf arkadaşı. E, Tepe Holding'in üst yöneticilerinden. Hmm. Tepe Holding'de Bilkent'in sahibi. Ya Polat'ı biz Bilkent'e yazalım şunu yapalım bunu yapalım. Oturdum karar verdim. Ee, yok. Gazi'ye. Gazi'yi tercih ettim. Hmm. O dönem. Ee, hiç unutmam. ilk tanıştığım arkadaşım e, Tunç Tunç Büyük Morova'dır. E, okula gittim de. Morali bozuk, perişan. Ne oldu Tunç? Ya dedi ben Anadolu e, Lisesi'nden geldim. Bütün arkadaşlarım en üst yerlere gitti. Yani. Mahvoldum ben Gazi'ye <laughs> geldim. <gülüyor> Orada tereddüt ettim ya. Ben dedim nereye geldim acaba <laughs> falan. Neyse e, çok iyi yapmışım. İyi ki de gaziyi kazanmışım. Çünkü e, devam mecburiyeti olmayan bir okuldum. Hı -hı. E, ben orada birinci e, birinci yılın ikinci döneminde e, bir şirket kurup ticarete atıldım. Kader e, ağlarını ördü. E, son sınıfa kadar da hep e, bir şekilde ticaretin içerisinde oldum. Ee, okulu da bitirdim. Çok yani şey e, benim için çok doğru bir tecrübe. Buradan devam edeceğim e, de e, yanlış algı oluşturmak istemeyiz hem ben pekiştirdim hem siz Gazi Üniversitesi tüm fakülteleriyle gerçekten harikulade eğitim veren bir evet, üniversitedir. Çok memnun yani, oldum ondan kaynaklı evet, da. Evet. Ondan söyledim. da özellikle hani, iklim bilimleri çok kıymetli hocalarla tanıştım. E, ...aynı zamanda hem bizde hem ODTÜ'de, Wilkent'te ders veren hocalarımız tabii, vardı. Tabii, tabii. E, çok güzel beş yılım geçti öyle. Ortalama şerefli listesi? Yok, üniversitede başarı... ...yüksek bir dereceyle mezun olmadım. Çünkü ticaret. Tabii, tabii. Hatta iki dersi de beşinci yılda verip e, bitirdim. Peki ticaret neyle başladınız? Şöyle oldu... E, ...bu ilk tanıştığım arkadaşımın... ...daha doğrusu bir gerisi var... E, ...Kıbrıs'tan... Yakın arkadaşlarım vardı ki onlar Almanya'dan Kıbrıs'a araba getiriyorlardı. Hmm. E, Türkiye'de de o dönemler bir permi denilen bir olay vardı. Yurt dışından ile araba getirme durumları vardı. E, öncelikle ben e, birinci yılın ikinci döneminde babamı ikna ettim. Buradaki arabamı Ankara'ya götürdüm. Kullanmak üzere. E, arabayı da değiştirmek istiyordum bu gidip gelen arkadaşlarımdan hmm. dolayı. E, ve babamdan gizli Arabayı sattım. Almanya'ya gittim. Kendime bir araba getirdim. Girişimciliğe bakar <laughs> mısınız değerli izleyenler? Ailem bunu çok sonra öğrendi. Ee, o ilk getirdiğim arabayı da getirdikten bir süre sonra satarak ben bir süre onlarla Almanya'ya gittim, geldim, sürekli araba getirdim. Habersiz. Habersiz tabii. <laughs> Babam benim orada ticaret yapmama karşıydı. Çünkü tamam ticaret yapacaksın ama orada bulunma sebebini unutma diyordu. Öğrencisin. Hı, hı Bu okuldur diyordu. Ee, bayağı bu permis süreci gidene kadar gittim geldim. Çok da iyi para kazandık o dönemde. Yani karlı bir işti. Hı hı. Ee, daha sonra bu permi işi bittinde e, işte ilk tanıştığım arkadaşım Tuncun dayısı e, Diyo boyalarının sahibinin arkadaşıydı. Biz Ankara Bahçeli Evler 6. caddede Ay ne Diyo onlar. boyalarının alt, e, Bahçeli Evler bayisi olduk. Toptancısı olduk. Konuştum. Arkadaşınızla. Onu da çektim ticaretin içerisinde O e, asker e, çocuğuydu. Daha bir hmm. memur çocuğuydu ama onu çektim. Onunla beraber e, çok başarılı bir ticaret dönemimiz oldu. diyor boyalarının e, toptan bayiliğini yaptık. Vallahi bravo. Üniversite öğrencisiyken evet. az buz iş değil bunlar. Evet. E, oradan da güzel para kazanmışsınız. Oradan da var. kazandık. Böyle de, devam etti çeşitli ticaretler. Yani e, başarılı ticaretler yaptık. E, işte beş yılım orada Ankara'da geçti. Peki baba ne zaman öğrendi oğlunun bir yandan da tüccar olduğunu? Bittinde yani şey bittinde öğrendi. Araba ticareti Almanya'dan bittinde öğrendi. Bitince tabii bir şey söylemedi çünkü e, babam hiçbir konuda bize hiçbir zaman bu bağlamda yani girişimciliğimiz için kararlarımız denememiz için hiçbir zaman önümüze geçmedi. ...şeyi merak ettim kız kardeşinizde de var mıdır ticari? Var var var. var. O da mı ticari? O, o da o da hep ticaretle uğraştı. Yani o kız kardeşim Türkiye'de yaşar e, uzun yıllardır 25 senedir orada evlendi. E, o hep ticatle uğraştı. Bu o kadar e, kıymetli bir şey ki tüccar çocukları tüccar benim eşim de özel sektörden geliyor ben memur kızıyım babam başsavcıydı milletvekiliydi ama sonuçta evet. memurdu. Şimdi bazı şeyleri anlamakta zorlanınca bana şey der, sen memur kızısın da ondan. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü o ticaretin de o da kaç kuşak dede baba öyle gelmek daha farklı. Çok hayranlık duyuyorum bu yana. Biraz, biraz şey olduğuna inanıyorum. Eğitimle sadece eğitimde olacak işler değil. Değil değil. İçinde sadece, pişmek lazım. Pişmek lazım. Sizin anlattıkları yoksa siz böyle bir yapıdan gelmeseydiniz nereden gelecekti Ankara'da aklınıza? Bir de benim e, tam iki arada bir derede liseyi bitirdim. Üniversiteye gideceğim yani nereyi kazandığım belli oldu yazında. Hmm. E, babamı ikna ettim. Beni İngiltere'ye gönderdi dil kursuna. Hmm. E, orada tabii anne tarafından ailem var. Dayılarım orada annemin dayısı hmm. orada vardı. Yardımcı oldular. Biz bir okula yazıldık. E, başladık. O arada da çok güzel bir 3-4 ayım geçti e, İngiltere'de. Kendi başıma aslında ilk yaşadığım 3-4 ayım olur aslında. E, hatta 3 ayın 4 ayın sonunda çok da gayret gösterdim. Okul kabul etti beni e, orada eğitimimi e, sürdürmem için. Çok kritik bir e, karardı benim için ama babam e, direndi asla kabul etmedi. Ankara'ya gideceksin kültürünü e, orada Doğru. öğreneceksin. ...diplomanı al ondan sonra İngiltere'ye nereye istersen git dedi. Müdahalenin olduğu tek alan diyebiliriz Orada herhalde Orada hiç bizi geri adım atmadı. Yoksa onun bir kararıyla aslında bu değişebilirdi İngiltere'de devam edebilirdi. Pişman mısınız? Yok hiç pişman olmadım. Beş yıllık Ankara'm çok keyifli geçti. Peki babanızın dediği gibi Türk kültürünü, tarihini öğren kısmı pekişti mi Türkiye'de? Evet ilerleyen hayatımda çok faydasını gördüm çünkü... Üniversite yıllarında kurduğum bütün ilişkilerim devam ediyor. Ne güzel. Herkeste görüşüyorum. Çok iyi dostluklar oldu. Her biri önemli yerlerde şu an. Ee, o beş yılın bende e, çok ciddi faydaları oldu. Çok ciddi katkısı oldu bana. İlk gittiğinizde Kıbrıs Ağzı hakim miydi? yoksa? E... Şimdi şöyle bir durum var. E, muhakkak hakim olur yani. istediğiniz kadar tabii, düzeltin ama tabii. biz küçük yaşlardan itibaren her yıl en az bir kere yazda bir, bir Ankara'mız vardı. Hmm. Niye vardı? Babam annem kendi üniversite arkadaşlarının iletişimleri halen bugün oldu hiç koparmadı. A ne kadar kıymetli. Yani her biri 75 yaşında bu insanların. A ne kadar kıymetli. Ee, hiç koparmadılar o yüzden bizim e, ya Ankara'mız vardı ya o ailelerle ortak tatillerimiz vardı. Hmm. Yani o yüzden o iletişimimiz hep vardı. Ha Kıbrıs Aksanı'nı muhakkak yani gittiğinizde hemen çarpar e, eder zaten e, Tunç'ta da buluşmamız böyle olmuştu e, orada. Yani aksan aksan durumunu idare edebiliyoruz çünkü çocukluktan beri hep Be e, belli bir şey vardı genel yani. bunu niye sordum genelde e, ilk gidişlerde anılarda dinliyorum da o yüzden sordum e, ilk gittiğinde çok şeker şeyler yaşayan e, hikayeler evet. dinledim bu her zaman olur peki e, üniversite bitti sonra Aa, üniversite bittikten sonra e, Kıbrıs'a geldim e, ilk yaptığım burada girişim Magosa'da Birleşmiş Milletler Kampı'nın yani Ayağınızın tozuyla mı? Ayağımın mi? tozuyla. E, Computer Bank isimli bir yer açtım. E, tam da böyle görünümü bankosu falan banka görünümündeydi. Olmayan bir şey yaptım aslında. E, bir fotokopi merkezi değil de çünkü Doğu Akdeniz'in yakını bir Hı -hı. yerdi orası. E, tez yazma diye başlattım. Yani benim neydi? Orada dört tane beş tane çalışanım vardı. Ee, bilgisayar çok az yerde vardı çok. o yıllarda da ee, öğrenciler e, elleriyle tezlerini yazıyorlardı. Onun bilgisayara aktarımını tezin o dört e, hizmeti, yapıyor. hizmetini veriyorduk. Çok başarılı kızlardı böyle çok hızlı yazan çok düzgün yazan falan e, kızlardı. Korkunç tutmuştu Yani hmm. e, bacası olmayan e, üç e, var diye mesai yapan bir yerdi. Özellikle o sınav tez zamanları. Ama çok da şeyleri e, vizyon gösteriyor bu tabii. Hani ihtiyacı fark etmek. Evet. Hayatta her şey ihtiyaçtan doğuyor. Büyük bir ihtiyaçtı. Tabii orada bana şey de ışık tuttu. Hakkını yiyemem babam. Ee, şöyle oldu. Bize hep şeyi anlatırdı. Üniversite yıllarında Kıbrıs'tan zor para gidiyor. Para sıkıntısı olan dönemler var. Hı hı. Ee, fotokopi makinesiyle çoğaltıp o sınav şeylerini veya e, o ders, notları ders notlarını da. satıp para kazanarak. ...mesela okuduğu kısmı da... ...bana o işte feyz oldu yani. Ama bu kadar patlayıp gideceğini... ...yani bu kadar... E, ...o işin tıccanı tahmin etmemiştim. Ne kadar sürdü bu? E, takribi e, iki yıla yakın sürdü. Hı hı. E, daha sonra... ...sürpriz bir İngiltere... ...kararı oldu. E, o yıllarda evlendim. Bir dakika... Bir ...dinleyelim nasıl evlendiniz. Nasıl evlendim? <laughs> i̇şte o... ...kompütör e, bank e, süresince... E ee, ilk eşimle tanıştım. Tamam. Ee, o da İngiltere'den mezun oldu. Geldi. Ee, güzellik uzmanıydı. İngiltere'de hmm. bir salon açtıydı. uzaktan uzaktan görüşüyorduk. Hmm. Ee, bir vesileyle konuştuk. Yani nasıl hmm. oldu o vesile çok net hatırlamıyorum açık söyleyeyim. Hmm. Ee, öyle tanıştık. Bir süre sonra da evlenme kararı verdik işte. Öyle oldu. Tabii e, hiç planda olmayan düğün yapacağız. Evimizi aldık, düzdük, eşyaları Ankara'dan aldık, getirdik falan filan. Benim 3-4 günlüğüne İngiltere'ye gitmem gerekti bir başka bambaşka bir iş için. <laughs> sürpriz dediğiniz bu mu? Hani sürpriz bir şekilde. <laughs> yani evet, İngiltere sürprizi böyle Hı -hı. başladı. Tabi ee, tabii ilk eşim İngiltere'yi çok iyi bilir. Orada yaşadı, orada Hı -hı. eğitimini aldı falan. Bu arada ben 3-4 günlüğüne biz evlendik pardon, balayına gittik, geldik. Ben 2 gün sonra İngiltere'ye gittim. 3-4 günlüğüne. İngiltere'deki işimi tamamladım. Çok eski e, bir çocukluk arkadaşımla karşılaştım. Orada. Orada. Kader ağalarını örüyor e, yine. Rastlantı sonucu. Hayır ya değil. Dedi işte filan arkadaşımız şunu yaptı, bunu yaptı. E, hadi kahve içelim onda diye gittik. E, bir fabrikası vardı. Onun büyük bir fabrikası vardı. O fabrikada işte benim bir çok detaya girmeyin Bir tespit ettiğim bir e, Orada durumdan kaynaklı hiç bulamadıkları bir üretim ağı vardı. Yani özel bir üretim ağıydı ve bir türlü o üretim ağını kendileri kuramıyorlardı. Vallahi kesiyorum. Bir insan evlenip balayından hemen sonra Londra'ya gidiyor. Sürpriz bir şekilde dedi, tesadüf dedi ben inanmıyorum. Bakalım bundan sonrasında ne oldu? Hı. Kısacık bir aramız var efendim. Sakın bir yere ayrılmayın. Müzik Merhabalar efendim. Ekranları karşısına yeni geçenler için şu an sahici sohbetlerde ağırladığım konuğum... ...Kıbrıs Postası İnternet Gazetesi ve Kıbrıs Postası Gazetesi'nin sahibi sevgili Polat Alper. Şimdi bu program sahici sohbetler. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizim genelde programlar canlı gibi çekilir ama çekemedik Çünkü ben sizi Polat Alemdar diye takdim ettim. <laughs> ettim Başınıza evet. gelir mi böyle şeyler? Gelir gelir. Birkaç tane de çok yakın sevdiğim dostum, abim var. E, bilerek isteyerek bana böyle takılırlar. Ben bilerek isteyerek <gülüyor> yapmadım. <gülüyor> o yüzden alışkanım sıkıntı yok. Harika. Nerede kalmıştık? Evet. Evlendiniz, balayı bitti. Sürpriz bir şekilde Londra'ya gittiniz. Evet. Evet, devam e, gittim. edelim. Orada tamamıyla rastlantı... E, işte çok eski ilkokul ortaokul dönemlerinden bir arkadaşımla karşılaştım. O ve, da ortak bir arkadaşımıza uğrayalım dedi teklif hı. etti ve öyle oldu. Bir arkadaşımızın e, fabrikasına gittik. Bir şeyler e, gördünüz orada? Evet evet orada. E, Çözüm gerektiren bir, bir şeyler. Bir üretim hattıyla ilgili bir şey vardı, bir üretim vardı ve o makineleri bulamıyorlardı. Biz kahvemizi içtik, biz, e, sohbetimizi ettik. Ayrıldık. Benim İstanbul'da dönüşte iki gün duracaktım. O işte aklıma takıldı o makineler. Ee, arkadaşıma dedim ki bu işleri yapan e, hangi sanayide yapılır? Götür beni. Hiç alakasız. Ben o sanayiye gittim arkadaşımla. Ee, o üretim makinesini, üretim ağını yapan yeri buldum. Hı hı. Bir parça değişikliği gerektiriyordu. Özel yapar mısınız? Yaparız dediler. Aldım kataloglarını, bilgilerini. Kaça yaparlar her şeyi. İngiltere'deki arkadaşıma o zaman faks vardı. Faksla gönderdim. Dedim bak aradığın şey budur, adamlar budur. Yani Sıkıntı yaşama, bul yap bunu. Yapma imkanın da var. O beni iki gün sonra aradı. Dedi ki ben bunu yaparım bir şartla. Sen buraya gelirsen. Sen buraya gelirsen. <laughs> Kader ağlarını örüyor. Evet, sen buraya gelirsen. O beni götüren arkadaşım. Hmm. Gittiğimiz arkadaşım. Ben üçümüz dedi gelin ortak yapalım bu işi. Çok karlı bir iş. Fakat o fabrikası olan arkadaşım 12 yıldır meğer ülkede kaçak yaşıyor. Ama <laughs> Ben dedi bu aralar bir evliliğim olacak, vatandaşlık alacağım... Bilin ben yokum size kalır bu iş. Ben çıkıp dünyayı gezeceğim. 12 yıldır hapsim oh. dedi. Neyse biz ee, dönüp eşimle konuştum da. O da hiç zaten itiraz etmedi çünkü oradan geldi. Orayı iyi bilir. Falan. Biz evi mevi kurduk bıraktık kitledik. Aileye de biz gidiyoruz dedik. Gittik. Ee, işte iki ay sürdü bütün o makinelerin gelmesi, üretim hattının kurulması falan bayağı meşgul olduk o dönemde. Hayat yolculuğunuzu, işleriniz belirlemiş ne, Hep ne öyle enteresan. Oldu. Hep öyle oldu. Çok enteresan. Zaten, tabii. Hep öyle oldu. Peki İngiltere'deki e, hayat nasıldı? Yani yaşım ve e, dönem itibariyle çok uzun saatler, uzun günler çalışmak zorunlu olduğum bir dönemdi. Yani, Peki evlilikte sorun yarattı mı o Hı hı. Yaratmaması mümkün değil. Ee, çok uzun saatler, çok emek isteyen yıllar. Çünkü gidiyorsunuz, yeni bir hayat kuruyacaksınız, başarılı olmak istiyorsunuz ve onun bedeli belli. Çok çalışmaktan geçiyor. Ee, o çok çalışma sonucu. Evet, e, oradaki yıllarımda başarılı olduğuma inanıyorum ama. E, bir taraftan da baktığınızda evet ilk evliliğimin e, kuvvetli ihtimal son bulma sebebi budur. İlk evlilikte e, evlat sahibi oldunuz tabii, mu? Tabii tabii. Oğlum Alper'in annesi. Aa bir dakika. ilk doğum anına gidelim. Hadi beyin gidiyor. <laughs> o ana gidiyor. Evet. Alper dünyaya geldi. Adıyla mı geldi? Şöyle oldu. Biz gidiyoruz deyip İngiltere'ye gittiğimizde bir süre sonra eşimin hamile olduğu haberini aldık. Aman yani İngiltere'de öğrendik hamile olduğunu. Alper orada doğdu. Ee, çok tabii değişik bir tecrübe. 26 yaşındasınız, baba oluyorsunuz. Ya. Hatta e, hiç aklımdan çıkmayan bir şey var. Hastanede doğdu, kucağıma verdiler evet, çocuğu. An... Abim diye <laughs> ettim. Yani Daha <laughs> babalığı şey yapamadım biraz. An... <laughs> Hoş geldin abim mi dediler? Yani abim, abim dedim <laughs> çocuğa. Ee, o hep kaldı beni takıldılar bana Bugün oradaki aile akraba bana takılırlar. Alperasında. Ee, Alper da çok böyle yoğun hayatın zorluklarının içerisinde olduğumuz, yeni bir hayat kurma döneminde olduğumuz bir zamanda dünyaya geldi. Birlikte büyüdük diyebilirim. E abi, abim evet. diyen bir babayla yani, herhalde birlikte büyümüştür. Birlikte büyüdüm diyebilirim. Peki gerçek anlamda babalık hissi ne zaman uyandı? Bir süre sonra uyanır zaten. Yani Uyan. ne zaman o onunla sarılıp yatırsınız, eve geldiğinizde sizi karşılayan bir bebe var. Ee, onun o sevimli yılları falan e, bir süre sonra onu hemen o kavrarsınız. Babalık moduna girersiniz. Çok hoşuma gitti bu abim. Evet. Çok hoşuma gitti. Alper bizi izliyor inşallah. Babasının <laughs> onu nasıl karşıladığını bir kez de ekranlardan duyacak. Evet. Ne kadar sürdü İngiltere? İngiltere 15 yıl sürdü. 15 yıl. 15 yıl. İşte evveli de 5 senasında Ankara. 20 yıl benim bir Kıbrıs'tan uzak dönemim var. 15 yılın içerisinde de e, yani çok enteresandır. Hep Merkez İngiltere oldu ama bir 6 ay Kamerun'da yaşadım. 11 ay Kamerun'u e, dinlemek isterim. Evet, 11 ay e, Toronto'da Kanada'da yaşadım. Yine tek, tek 3-5 ay şeyde yaşadım. E, Güney Afrika'da yaşadım. Hep proje aynı işlerle ilgiliydi. Peki burada bir özel soru soracağım. Bu 11 aylar 6 aylar olduğunda evlilik bitmiş miydi? Yok devam ediyordu. Ee, Sabırlı bir hanım efendim. Ama bir, bir, bir efendim. dönemi beraberdi, bir dönemi yani şey değil. Yani birlikte gittiğimizde olurdu tek gittiğimde olurdu ama yani o dönemler açıkçası ben e, valiz bagajda yaşadım. Hmm. Öyle diyebilirim. Çok sık gittim geldim. E, ama dediğim gibi yani o e, ticaretin, işinin havasına ve sorumluluğuna girdiğinizde çok şeyi unutuyorsunuz. Öyle bir dönem yaşadım. 15 yıl yani Alper 14 yaşındaydı. Siz oradan dönerken. Alper 10 yaşındaydı. Biz annesiyle ayrıldığımızda. Orada ayrıldım. Orada ayrıldım. Hı hı. E, 10 yaşındaydı. E, zaten ilk e, çok çok basit bir ayrılık oldu bizimkisi çünkü. E, birbirimize saygımızı yitirmemiştik. Ne güzel. Ee, ne güzel. Paylaşımda bir sorunumuz yoktu. Ee, ilk annesinin yanında kalsın diye karar verildi hmm. ama bir sene sonra e, ben buraya gelme planım aslında hiç yoktu. Yani orada olduğum 15 yıl boyunca hiç Kıbrıs'a bir gün dönerim diye bir kaygı bir plan işte oradan bir şey hiç yoktu. Peki ona ne vesile oldu? Benim şöyle oldu. E, 2008'de döndüm ama 2016'nın sonunda 2006'nın sonunda, hmm. 2007'nin başlarında benim orada bir teknoloji firmam vardı. Hmm. Teknoloji firmam da çok doğru bir zamanda yaptığım bir girişim. Bu İngiltere'de, Avrupa'da özellikle internetin patlama sürecinin içerisinde buldum kendimi. Tam taze zamanları. Evet, yani çok kısa sürede de İngiltere'de ilk beş firma arasına girdim. Amerika'dan Hostway diye bir firma o yıllarda. Ee, beni, yani benim firmamı ve benim bir rakip firmamın ikisini de satın alarak Avrupa'da en büyük olarak girmek istedi Amerika'dan gelip ve bir satın alma teklifi getirdi bize. Markayı satın alıyor. Ee, markayı almıyor, portföyü alıyor. Portföyü iş. alıyor. Müşteri hı hı. 27 bin e, müşterimiz vardı. Yani 27 bin <laughs> adet müşteri <laughs> hesabı devrettik. Ee, hatırı sayılır bir teklifti. Onlarla anlaştım. E, tabii bu devir süreçleri ben e, bir yıl onların yanında yönetici olarak sözleşmeli hı hı. çalıştım o devir süreçince. E, bir yıl sürdü. 2008'e girdiğimizde devir bitmişti tamamlanmıştı. E, ve ben ondan sonra işte Kıbrıs'a gideyim. E, bir bakayım daha rahat ederim. O 15 yılında yorgunluğu dolayısıyla Kıbrıs'a gelmem öyle yine bir ani kararla. Bir Oldu. vesile mutlaka olmuştur. Oldu. Neydi Atabi, o? Vesile inanın yoktu vesile. Yani şuydu. E, içinde bulunduğum sektörün de çok doğru bir yerinde girip en doğru yerinde de çıkış yapmışım. Hmm. E, İngiltere'de bir ekonomik kriz vardı o yıllarda. E, Ama ben satıştan dolayı tabii bir finansal güç vardı bende. Hmm. E, buraya gelirim daha rahat bir ticaret yaparak daha rahat bir hayat yaşar hayaliyle kendimi kandırmışım. Tırnak işareti. <laughs> ben anladım onu. <laughs> kendimi kandırmış. Otay buraya geldikten sonra da ee, bu bir yaradılış tutamazsınız kendiniz işte. <laughs> e, Kıbrıs Posta'sı aslında ben İngiltere'deyken vardı. Ben <laughs> geldikten sonra yapılan bir oluşum değil çünkü 2001 yılında başlatmıştım Kıbrıs Posta'sını. Bu yıl 19. yılını kutluyor. E, biraz Kıbrıs Posta'sını daha derledik, topladık profesyonelleştirdik. Burada daha, siz kurup gittiniz. Hayır. İngiltere'deyken kurdum. İngiltere'de Çok kısa anlatayım macerasını. Onu isterim diyorsun. Ee, benim teknoloji yazılım firmam vardı ve hosting firmam vardı. Evet. Ee, bir takım medya kuruluşlarına İngiltere'de taşeron olarak yazılım yazıyorduk. Hı hı. Ee, bir yere geldik ki bizi bu e, denemelerimizi yapacak bir kobay lazımdı bize. Ha, ha. Bu kobayı da biz 98 yılında, e, 98-99 yılında Haberindex.com diye bir site kurdum. Ee, orada yapıyorduk. Daha sonra 2-3 sene sonra fark ettik oraya bir trafik geliyor. Biz denemelerimizi yapıyoruz ama oraya bir trafik geliyor dedik ki ya bir bari bunu bir düzgün bir isim koyalım. Yani biz tamam denemelerimizde hmm. kullanıyoruz ama bir hayat bulsun burası da Kıbrıs Postası ismi oradan geldi. Doğumu böyle oldu. Onu değiştirdik 2001 Kasım 22'de hmm. e, Kıbrıs Postası yaptık. Kıbrıs Postası işte kobay olarak doğan Kıbrıs Postası e, aslında hep devam etti. Ben İngiltere'deyken de devam etti. Buradan birkaç gazeteci arkadaşla. Ama tabii benim dönüşümle daha bir vücut buldu. Profesyonelleşti. Hı -hı. Dedik ki artık burada gazeteciye çalışacak. Dönüş tam kaç sene? 2008. 2008. Evet. Hı -hı. İşte 12 sene Peki oldu. Peki o arada bir evlilik daha oldu mu? O arada iki evlilik daha oldu. Evet değerli izleyenler yani hayatı evet. koşarak yaşayan bir konuk ağırlıyorum. Evet. İki evlilik oldu. İki evlilik oldu. Biri çok kısa bir evlilik oldu. Yani kısa dediğim bir sene iki senelik bir evlilik oldu. Evet ee, saygıyla biten bir evlilik. Tabii tabii yine. benim hiçbir evliliğim evet. kavga düşmanlık düşmanlıkta olmadı. Saygıyla biten evet. bütün evliliklere tabii, çok tabii, saygı tabii. duyuyorum. Çünkü öyle olaylar duyuyoruz ki evet. e, bunun için tebrik ediyorum sizi. Evet. Üçüncü, de, Üçüncü de bir oğlum oldu. Üçüncü nasıl bir evlilik oldu? Ee, üçüncü nasıl bir Devam ediyor oldu? değil mi? Yok etmiyor. Etmiyor? Etmiyor. Ha, etmiyor. peki. Peki üçüncü? Ee, Üçüncüde e, burada tanıştım. Hı hı. E, Türkiye'den gelen birisiyle oldu. E, oldu yani oldu <laughs> nasıl oldu diyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> oldu. E, o, bir oğlum var o evlilikten. Şu an sekiz yaşında. Sekiz yaşında. Tabi tabi sekiz yaşında. Onda onda daha deneyimli bir baba abim dememişsinizdir, değil mi? Onda onda direkt baba olarak benimsedim <gülüyor> <gülüyor> ve şey e, Kaan'da yani küçük oğlumda çok daha fazla e, zaman ayıracak hmm. e, şansım oldu. Alper'le ilişkisi nasıl Kaan'ın? İnanılmaz, çok iyi. <laughs> yani onlar benim gıyabımda da çok özel bir ilişkileri oldu. Hep, e, Halen var yani şu an Alper İngiltere'de. Hmm. Ee, Kaan burada her gün konuşurlar Görüşürler falan çok e, Önem verdiğim bir bağları var Şimdi medeni durumunuz nedir? Medeni durumum e, Saygıyla götürdüğüm bir ilişkim var Tamam peki Saygı ve sevgiyle götürdüğüm bir ilişkim var e, İkimiz de evliliğe karşıyız Yani e, Yani <laughs> dü, Böylesi bir dünyaya çocuk getirelim hmm. Konusunda getirmeme taraftarıyız çok iyi gidiyor. Yani dünyaya gelenlerin Allah yolunu bahtını açık etsin. Evet. Hakikaten öyle bir dönem yaşıyoruz evet. ki bu yıl doğan bebeklerin anne ve babaları hiç hiçbirimizin anlamadığı anılar ve evet. e sırtlarında bayağı yükle yaşıyorlar evet. şu anda. Çok. Ön bir dönem öngörmediğimiz, yaşıyoruz. Öngörmediğimiz, Tünelin öngörmedi. ucunu görmediğimiz bir Gerçekten. dönem yaşıyoruz. Bu tabii insanları gerek yaşadıklarından gerek gördüklerinden çok fazla tedirgin yapıyor. Tabii çok. Bu tepsimiz yaşıyoruz. Dönem dönem ruhsal sıkıntı yaşıyor insan. Yani gezemiyor, göremiyor, eski hayatında yaptıklarını yerine getiremiyor. Bakalım bu süreç bizi nereye kadar götürecek? Ben yötecek. yine hemen hayatınıza geri dönmek istiyorum ama bu süreç başladığında. Bilim insanlarından özür dileyerek ben bu virüste hop virüsü adını taktım. Çünkü insanlık gerçekten kendini kaybetmişçesine doğa katlediliyor, insanlığı değerler yok oldu, bir çılgınlık yaşandığı bir dönemde sebebi her ne olursa olsun sadece size bana ona değil bütün insanlığa bir durun, bir nefes ne alın, yapıyorsunuz? bir ne yapıyorsunuz evet. dedi. Ben hemen size geri dönüyorum. 2008 yılı döndünüz. Zaten Kobay olarak e, kurduğunuz Kıbrıs Postası e, hayata geçti. Tabii yine burada da bir öngörü var. O zaman yazılı basının çok da aktif olduğu bir dönemde internet gazeteciliği yapılıyor. E, devamına gelelim. Kafa tuttuk yazılı basına. Dedik ki slogan olarak bugünün haberini yarına bırakma. Çok güzel bir slogan. Çok kızdı bize yazılı basın o dönemde arkadaşlarımız. Ama... Ee, şunu zaman geçince arkama baktığımda Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ee, Bizim o kafa tutuşumuz Bugünün haberini yarına bırakma ee, Çağrımız Yazılı basının Kalitesini artırdı hmm. Yani işte Bir özel haberle iki özel haberle çıkan gazete 7-8 özel haber üretmek zorunda hmm. kaldı Çünkü biz haberi eskitiyorduk bir gün sonra Yani genel haberleri Abone sayısı nasıldı? Başlangıçta. o yani Biz tabii 3000'leri de gördük. 13'leri de gördük. 103'leri de gördük. Ne Gidiyoruz heyecandır yani, tabii. değil mi Polat tabii. Bey? Çok büyük bir heyecan. Yeni başlangıçta. E, şuydu yani öyle yeni başlangıçlarda bir kere okuyucunuzu siz eğiteceksiniz. Hı hı. Çalışanlarınızı yeni medya denen e, unsura siz eğiteceksiniz. Bir çok şeyi siz e, mutfağına da girmek zorunda hı hı. kalıyorsunuz. Ki o dönemler şu an çok şükür geride kaldı. Artık e, yeni medya konuşuluyor. E, site sayısı çok fazla. Gazete sayısı zaten ters orantılı düşüyor. O doğal yani beklenen bir şey evet. basılı. Peki gazete sayısı düşerken internet gazeteciliğiyle başlayan Polat Alper yine bir ters köşe yapıp yazılı basına geçti. Onun hikayesini <laughs> bir üniversitede e, de bu konuda bir arkadaşımız bir de, kulağımızı ilk defa dünyada böyle tuttuk, tersine tuttuk diye ters de ters köşe diye onun için Bir söyledim. tez yazdılar. Bir doktora tez yazıldı bu konuda. Bir üniversitede. Şöyle oldu. E, internet gazetesinde zaten uz çok uzun yıllar tartışmasız lider bir noktada tamam. ilerledik. E, tabii za zaman içerisinde teknoloji gelişti. İşte bunun tablet versiyonu, mobil versiyonu, şu versiyonu, versiyonu. Ben dedim ki bir gün ya bütün bu versiyonu varken biz yine amiral gemi site kalalım ama niye bir versiyonda kağıt versiyonumuz olsun bize ne götürür ne götürür yani hı hı. biz onu bir ek e, kanal olarak gördük ana amiral gemilerle. Ne hizmet edecek bir kanal? Şuydu yaptığımız tespitlerimizde e, belki dünyada bu yapılmazdı Avrupa'da Amerika'da ama e, Kuzey Kıbrıs'ta halen daha kağıdın bir manası vardı. Hı. Yani internet gazetesi deyip sizi aşağıladıkları bir dönem yaşandı. Hmm. O yüzden biz e, kağıdı koyduğumuzda aslında o kişilerde likatladık ama ekonomik boyut olarak biz kendimizi tamamen bir imajdı. E, bir prestijdi. E, orada da var olup orada da başarılı olabileceğimizi ekip olarak ekip. gösterdik. Hı hı. Yine tekim de öyle oldu. Kıbrıs Postası 8 sene Mart'a kadar yayın yaptı. Ee, çok başarılı bir uh -huh. e, trend izledi. Çok başarılı iyi bir ekip vardı. Ee, bunu yaptık. Ee, bizi ayrı bir lige koydu. Ama şu an geldiğimiz koşullarda artık dijital medya, yeni medya e, artık okuyucusunun halkın gözünde yerini aldı. Uh -huh. Kağıdın çok daha fazla önüne geçti ve ee, hak ettiği yerde şu an. Şimdi tam da burada çok hayatınız, hayatınız iş olduğu için bu soruyu sormak istiyorum. E, dijital medya çok hakim. Her her şeyde çok hakim. Sosyal medya okur yazarlığı hala üniversitelerde yok. Hatta ilkokuldan itibaren konulmasına taraftarım. Çünkü ben artık özellikle yorumları, oradaki uslubu, oradaki yaklaşımı gördükçe ürker oldum. Bu konuda görüş istesem. Maalesef e, sosyal medya okurluğu ve onun yanında e, iletişim e, fakültelerinin yetiştirdiği mezunları da çok dikkatli olmamız gerekiyor. E, biz tabi bu mezunlardan istihdam hı hı. yaptığımız için şunu çok net görüyoruz. Bu eleştirilerimizi de e, iletişim fakültelerinin dekanlarına, ilgili kişilere iletiyoruz. İletişim iletişim bölümlerinde halen geleneksel medya Eğitimini Hı -hı. devam ettirdikleri için Çağ uyum yok. E, mezun olan arkadaşları biz bünyemizi aldığımızda en az bir yılda biz eğitip kendi Hı -hı. formumuza sokmaya çalışıyoruz. Bir de e, iletişim fakültelerini tercih eden genç arkadaşlarımıza tavsiyede bulunmak isterim. E, aileleri istediği için nasıl olsa bir şey okuyayım bir üniversite diploması alayım diyenlerin merkezi haline geldi. Her ne sebepse. Ve birçoğu da okuduktan sonra zaten mesleği tercih etmiyor. Hevessiz okuyanlar zaten yeteri kadar kendini yetiştirip e, sektöre katılmıyor. Bunlar ciddi sorun. Bunun yanında söylediğinize geçecek olursam e, medya okur yazarlığı veya sosyal medya sosyal okul, medya okur yazarlığı. yazarlığı. E, herkesin bilmesi gerekir ki normal hayatta yüz yüze yaptığınız iletişimden hiçbir farkı yoktur. Çok katılırım bir kişiye yüzüne ne kadar küfür edebiliyorsanız orada da o küfrü o kadar yapabilmeniz gerekiyor. Ama bunun bir gevşekliği var orada. Ee, kanun tanımamazlığı var. Yüz yüze olmamanın getirdiği e, sebepler var. Çünkü bizim toplumlarımızın bir de özelliği vardır. Avrupa Amerika kıtasına göre e, Avrupalıya Amerikalıya uzaktan bir şeyleri ikna edebilirsin. Telefonla ne dersin? internetten ne dersin? Bizim insanımız kültürümüz gereği maalesef halen göz göze geleceksiniz, eliniz temas edecek, elinizle anlattığınızı görecek. Yani şimdi bu konuda göz göze temas dediniz de benim biz sözel iletişimde de e, henüz daha işin sırrına evet. vakıf olamadık. Çünkü dinlemeyi bilmiyoruz. Ya oysa ki iletişim okuyarak ve yazarak şimdi sosyal medyada gördüğüm tamamını okumadan anlamadan bunun dışındaki herkesi tenzih ediyorum efendim. Anlamadan bir cevap yetiştirme ve yorum yapma, fikir e, sahibi olmadan e, ifade yapma biraz bunlar benim canımı yakıyor. Söylediğinizde bir şey daha söyleyeyim. Tabii biz bu yüz binlerce milyon kişilerin geldiği, haber okuyup gittiği sitenin e, arka Tabii. planı gören insanlar Tabii ki. olarak okuyucu eğilimini de görebiliyoruz. Çok ciddi rakamlarda okuyucu başlığı ve spotu görüp haberden çıkıyor. İçeriye ya işte bakın. Yani okuma özrüdür bu, okuma sıkıntısıdır bu. Halbuki o haberin içeriğinde ana teması yatar. E, bugün siyasilerde dahi sadece başlığa bakıp gazeteyi arayıp ya bu haber nasıldır diye içeriğini okumadan yapan yorumlayan insanlar var. E, maalesef e, bunu aşmamız lazım. Yani tümünü okumak gibi veyahut da bir elektronik cihaz aldığınızda kataloğunu açıp okumak gibi bir alışkanlık edinmemiz evet. lazım. Bu alışkanlıklar yok ve büyük sıkıntı yaratıyor. Konuşurken de dinlemek lazım. Ben şimdi bazı kalabalıklar görüyorum. Aynı anda 5-6 tane ses evet. çıkıyor. Onun için seçim bizlerin efendim anlamak, anlaşılmak istiyorsak dinlemeyi öğrenmemiz dinlemeyi lazım. Dinlemeyi öğrenmemiz gerekiyor evet. tıpkı bizim şu anda birbirimize dinlediğimiz gibi. Çok merak ediyorum. Polat Alper duracak mı? Yani belki yavaşlayacak diyebilirim belki ama durmam son yeni derece. fikirleri soruyorum ee, tam da bu noktada. Şunu söyleyeyim pandemi olmasaydı bu yıl bizden çok enteresan şeyler duyacaktınız. E tamam o zaman sadece zaman. frene bastık e, durmadık. Sadece frenle yavaşladık. Bir de şey dikkatimi çekti. Hani İngiltere'den dönerken işte sermaye de var. Burada başarılı işler yaparız. Tırnak o tırnağın içinde ne var? Yani İngiltere'den dönerken aslında rahat bir ticaret yapıp kazanç kaygısı olmadan uh -huh. e, işte işime 11'de gideyim, 3'te çıkayım gibi bir hayallerle e, geldim ama tabii gerçek hayat o değil. Bir şeyi tam yapmak istiyorsanız o dediğim çerçevede maalesef olmuyor. Ben de bir şey yaptığımda tam ve eksiksiz yapma e, eğilimim olan, alışkanlığım olan birisiyim. O yüzden ne saat koşullarına ee, ne de yatırım koşullarına çok uymadım ee, şimdi şayet ticaret yaparken keyif aldığınız yeniliklere açık karlılık planlarınız olduğunuz işleriniz varsa bunu hissetmişseniz kokusunu almışsanız kimse sizi durduramaz kendiniz bile durduramazsınız kendinizi peki bir özelleştiri yapsanız kendinizle ilgili ne yaparsınız yani ne yapardım Belki geçmiş yıllarda e, aileme daha çok zaman ayrıldım. Hmm. Yani onu ancak e, şu yaşımda söyleyebiliyorum. 3 sene, hmm. beş sene önce söyleyemezdim. Hmm. Önceliklerim farklıydı. Ee, belki şu an geriye dönüp baktığımda budur. Ee, ticari yatırımlarım anlamında kazandığım, kaybettiğim oldu, çıkardığım oldu, batırdığım muhakkak oldu. Ama e, onlar çok doğası. Çünkü bütün yaşanmışlıklarım beni bu noktaya getirdi. Ama e, iş odaklı yaşayan birisi olduğum için Dediğim gibi geçmiş yıllarda hep ailem çok fazla şey yapamadım. Zaman ayıramadım. Ya Güzel. Pek çoğumuz için geçerli Hı. bu. Pek çoğumuz. Keşke bütün özelleştiriler bundan <laughs> ibaret olsa. Bir şey soracağım. İş odaklı yaşayan biri. Ee, şimdi Türkiye'de başladı Londra'da devam etti. Zaman olayı var. Yeterince Kıbrıs'ta anlaşılıp ekipte tam olarak ne derdiniz var diye kolay uyumlanıldı mı sizinle? Aa, evet. Yani Kıbrıs'ta... Despot musunuz? Yok. Kıbrıs'ta bir şirkette, şirket için konuşuyorum. Yani, evet. Ticari dünya için konuşuyorum. Ee, sürükleyici bir liderliğiniz varsa ekipte size çok kafa tutan olmaz. Hı. Sessiz kalırsanız fikri olan çoktur. Yani ben e, bir fikri kafamda olgunlaştırmadan, sürükleyici olmadan zaten e, gerek ekiple Hı. paylaşıp ortaya koymam. Koyarsam da mutlaka onu sürüklerim yani herkesi bir sıkıntı olmaz. Ha ekiple hep sıkıntınız olur çünkü uzun yıllar e, yurt dışında yaşadım. Bir de benim karakterimin getirdiği çok daha prensipli, saat gitmeden e, daha ciddi e, bir iş uh -huh. yapmayı severim. E, Kıbrıslı bir ekiple çalışıyorsanız orada bir tezatlık muhakkak oluşur. Uh -huh. Bu da zaman içerisinde oturur ama bir sıkıntı olmaz. Herkes sizi öğrenir, Ekibiniz sizi, siz ekibinizi öğrenirsiniz. E, sıkıntı azalır. Bu bağlamda. Despot musunuzu e, negatif anlamda sormadım. Babanız gibi misiniz? Yok değilim. <laughs> değilim. Yani e, bir fikirde çok direnmenin karşıyı ikna edeceğini düşünmüyorum. Güzel. Ya bir defa da ikna edersiniz ya edemezsiniz. Çok güzel. Yani karşımdakinin ikna olduğu numarası yapmasını da istemiyorum. Böyle hmm. durumlar da var. Olmaz olur mu? <laughs> e, öyle durumlar da var. O yüzden çok ısrarcı olmam. Bir kere söylerim karşıdan da algıya bakarım ne şekilde algılandığına ona göre karar veririm. Yine bir cümleniz kafama takıldı. İnternet gazeteciliğine başladığımızda çok aşağılandığımız dönemler oldu dediniz. E Tabii. Şimdi e, ben Avrupa'da yaşıyordum. Kıbrıs Postası Hı -hı. burada faaliyete başladığında benim algım Avrupa'daydı. Yani bir internet gazeteleri, dijital dünya, yeni medya çok büyük saygınlığı vardı Hı -hı. ve gelecek görünüyordu. Ama buradan bana gelen bilgiler ben geldikten sonra gördüğüm bilgiler, kağıdı basıyorsan gazetesin dijital maskaralık maskaralık derlerdi. Bunun böyle olmayacağı inancım çok yüksekti. Çünkü ben bugüne kadar hayatımı hep bazı konularda mesela İngiltere'ye bakarak karar veririm. Bazı konularda Amerika'ya bakarak veririm. Teknolojide Amerika'ya bakarak karar veririm. Çünkü akış yüzyıllardır şudur, Amerika'da icat edilen bir teknoloji... 2-3 senede Avrupa'ya gelir. Ardından 2-3 sene sonra da Orta Doğu, Kıbrıs, Türkiye vesaire dağılır. Yani o yüzden sizin bakmanız gereken yer Amerika'dır. Hep e, teknolojide Amerika'ya baktım. Hiçbir zaman nerede ne yapılır bakmadım. Ha siyasi ve dünya görüşünde de hep İngilize baktım. İngiltere'ye baktım. Çünkü yıllardır tecrübem dünya ile ilgili bütün e, kurgulanan büyük olayların İngiltere'de yazıldığını senaryosunun Amerika'da oynandığını hep gördüm. Peki Türkiye'ye hangi açıdan baktınız? Hangi e, ticari anlamda? Tabi tabi. Şimdi benim Türkiye ile ticari bağım bir kere oldu aslında. Şey, üniversite yıllarını saymazsak. Şimdi ben İngiltere'de kurduğum şirketin 3-4 e, yıl içerisinde 5 şube oldu. 5 ülkede yayıldı. E, İngiltere, Toronto, Kamerun Amerika, beşinci de İstanbul oldu. Hmm. Yani İstanbul'da da biz başlattık. İstanbul iki yıl sürdü. Ondan sonra büyük satışın içerisinde oradan da çıktık. Yani ha, çok tamam uzun oldu. bir ticari evet. yapmadım Türkiye'de. Türkiye'de. Türkiye'de çok yakın network'üm, arkadaşlıklarım, dostluklarım vardır. Çok ticaret yapma heveslisi değilim Türkiye'de. Birçok sebepten dolayı. Çok net, hiç askerlik konuşmadık. Askerlik benim İngiltere'de olduğum dönemde askerlik yaşım yani askerliğim gündeme geldi. O dönemde de bedelli şansım vardı. Bedelli Bedeli yaptım askerliğimi. Vallahi bu askerlik işini hiç anlamıyorum. Benim eşim de bedelli askerlik yaptı. Evet. Hala ana anlatıyor. Sizin var mı askerlik? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bilmiyorum. Hayır. Belki eşiniz o 15 gün sürece gitti. Ben ona da gittim. Siz ona da gittiniz. Ben, e, ben tamam. biz e, 7 sene yurt dışında kalanlara o zaman tamamıyla hiç katılmadan bedelini ödeyip yapmama şansı ha, verdiler. Tamam. O zaman anınız ee, da yok. Ya ben ona o, o da yoktur. Hiç anım yoktur askerde. Hayatınızda bir kırılma noktası desem tamamen kişisel soruyorum bunu. Asla ticaret yok. Yani inanın e, şu olay diyemem ama 40 yaş diyebilirim. 40 yaş. Evet, 40 yaş diyebilirim. E, 40 yaşımda geriye dönüp baktığımda ve ileriye dönüp baktığımda olgunlaştığımı hissettim ve birçok fikrim, duygum e, uh -huh. bu bağlamda e, benim için 40 yaş bir kırılma yılıdır. Hatta o yıl bir yazı yazdım. E, o yazıda da hep bunları anlattım ileride referans olurum kendimde unuturum diye. Çok güzel. 40 <laughs> ama yaş. e, 40 yaşı hep kendimde şey gördüm ya yani e, işte 40 yaşında oldum değil iyi ki 40 yaşında oldum hı hı. E, diyebildim o yılda. Çok kıymetli bir şey. Keşke 40 yaş gibi gençlik yaşasak diyoruz ama o zaman da bu kadar hataları yapıp da bugünkü bizler olmazdık. Valla inanın e, yaşla ilgili hiçbir e, Artı ve eksi hayatımda bir etkisi yoktur. Çünkü her yaşın bir güzelliği var. Şarkısı ya, bile var. Şarkısı var. Gerçekten inanıyorum. Samimiyetle inanıyorum. Her yaşın bir güzelliği var. Ee, şimdi şey ben çocuklara çok yapıyorum bunu. Ee, ben bedel ödedim. Ben anlatayım. Karar sizin diyorum. Bırak da yaşayalım tabii. diyorlar. Haklılar. Tabii tabii. Ee, öyle yapıyoruz. Mesela benim oğlum e, tam öyle oldu kararlarını. Alper kendim, mi? Alper. Alper Kaan evet. daha sekiz. Alper, e, Alper hukuk okuyacağım dedi. Dedim ki hmm. babam sen çok kitap okumayı sevmeyen birisin. Hukuk biraz ters değil mi? Hukuk dedi. Tamam dedim hukuk. İngiltere'ye hukuka gitti. 6 ay ilk dönem bitti aradı. Ben dedi ama gitmeden ben dedim ki ona hukuk yerine bir bak dedim kriminoloji var çok yeni. Hmm. Kriminolog olursun hmm. e, çok parlak bir bölüm şu an. 6 ay sonra ben haklısın dedi. Kriminolojiye geçiyorum. Okul kabul etti, aldığım dersleri de kabul etti. Dedi. Yani hiç dönem kaybetmedi. Ama kayıt yok. Alper girdi, kriminolojiyi bitirdi. Yani Alper kriminolog. Ama Hı. mesela kriminolog kimler olur? İşte e, dedektif olur, evet. Ajan olur, e, şu olur, bu olur <gülüyor> <gülüyor> hiç beklemediği bir yerden. Dedim ki ona mezun olduğunda gel geriye, e, burada bu pandemi var, İngiltere 2-3 ay tatil yap, Hı. kafanı toparla, sonra işe bak. Çünkü Alper orada hayatına Hı. devam etmek istiyordu. E ee, geldiğinde oradan bir iş teklifi geldi. Hiç beklemediğimiz bir finansal sektöre teknoloji hizmeti veren bir firma kriminolog e, şey açtı, istihdama açtı ve okuldan iletişim olup iş teklifi yaptılar. Dijital dünyanın açtığı fırsatlara bakar evet, mısınız? Yani çok ben enteresan. yani ben o kadar içindeyim. Bizim bölümümüz bir, bir yerden geldi. Ee, şu an herhalde beşinci ayı döndü. Mutlu. Çok da memnun. İyi, i̇yi iyi bir iş, iyi bir statüde işe başladı hele bu koşullarda. Ee, çok zor olmasına rağmen keyfi yerinde. Tabii sosyal hayatın yokluğundan her gün şikayet ediyor. Çünkü orada da iş, ev çok kısıtlı, her yer kapalı, sıkıntılı. Ee, ama diyorum yani sık dişini katlan bir iki sene, iki sene sonra belki sosyal hayatını çok daha dolu dolu yaşarsın diyelim. Yani her bütün gençler aynı durum. Kendi kararları Tamamı. kendileri vermeli ama vermeli vermeli. vermeli. vermeli yol onun çünkü biz dünyaya getirdik onların hayatı bizim değil. Ben 18 yaşımda e, Ankara'ya ilk gittiğimde babam götürdü kaçtı kaldım böyle. İnanın hiçbir e, şey çekmedim. Yok hiçbir yani böyle en küçük bir sıkıntı çekmedim. Çünkü demek ki beni aylım o güne Hazırladım. iyi hazırlamış. O yüzden hiçbir sıkıntı çekmedim. Yani çocuklarımın da öyle olmasını istiyorum. Ben nitekim de yani Alper'de bunu hiç yaşamadık. Peki Alper'de ben bu anlattığınızda ticari genden geçiş görmedim. Alper'de yok sıfır. Yani yok. Alper'in <laughs> para para nedir yani bilmez parası varsa bağışlar yardım kuruluşlarına koşar. Hmm. Alper sosyal şey o yönden çok fazladır. Kaan ee, nasıl? Yoktur Kaan tam tersi. Bayramlarda topladığı 1100 TL'si bendedir. Durur. Bir hesap açtım ona. 1100 TL'siyle dünyada her şeyi yapabileceğine inanır. <gülüyor> <gülüyor> Tam zıt karakterde iki çocuk. Çok güzel iki örnek evet. anlattınız. Evet. Çok güzel. Şimdi hep sizden bir ricam var. E, dünyayı gören, vizyonu geniş, e, tacir diyeceğim. T ticaretten evet. gelen tacir ve girişimci tacir. Şimdi dünyayı görme fırsatı olmayan Kıbrıs'ta büyüyen, Kıbrıs üniversitelerinden mezun olan gençlere şöyle kameranıza bakıp birkaç madde söyler misiniz? Çok net söyleyeceğim. Ee, gerçekten imkanlar dahilinde dünyayı görmek lazım. Görmeden olmuyor. Yani vizyonunuz gezip gördüğünüz kadardır. Onu hı hı. net söyleyeyim. Ee, hatta gezip görmekten öteye gitmek lazım. Ee, sektörünüz, iş alanınız her neyse... O sektörde üniversite sonrası muhakkak dünyanın farklı yerlerinde bir sene, iki sene bir tecrübe edinmeniz lazım ki dünyada bu işler nasıl oluyor orada soluyacağınız hava bütün hayatınıza katkı koyacaktır. Bunu şiddetle tavsiye evet. ediyorum. Ee, okulun size ne verdiğinin hiçbir önemi yok. Okul çok önemli bir süreç. Yeni arkadaşlar edinirsiniz. Yeni fikirler edinirsiniz. Kitaplara bakarsınız. Ama hayat okuldan sonra başlıyor ve okurken bile kendinizi muhakkak özel hayatta, sektörde geliştirmelisiniz. Sürekli geliştirmelisiniz, sürekli çalışmalısınız. Aksi takdirde diplomamı aldım ben şuyum demek mümkün değildir, sakın demeyiniz. Çok değerliydi sevgili gençler çünkü biz e sosyal medyada da yayınlanıyoruz. E eğer dinliyorsanız gerçekten çok kıymetliydi. Bir küçük ek de ben yapayım. En büyük zenginlik özgüven. Özgüvenin temeli de bilgi. Bir de aynaya bakınca görmekten mutlu olduğunuz süliyet. Lütfen kendinize yatırım yapmayı unutmayın. Çok değerliydi. Çok küçük bir ekleme yapmak istiyorum. O Keyifli. Kıbrıs'ımıza özgü bir ekleme yapmak istiyorum. E, genel yaygın herkeste sahip olduğum şey hakkımdır. Hakkımdan asla vazgeçmem diyen çok geniş bir kitle vardır. Ama bu sahip olduğumuz şeyler hakkımızla mı aldık? Gerçekten hakkımız mı? Lütfen bakmamız lazım. Bu son cümleyi hakkımız mıyı Alkışlamak isterim. Ee, bunu sırf gençlere değil de tüm yaş kesimlerine evet. söyleyebiliriz Tabii. sanırım. Genel bir yani bu programda daha çok şey konuşmak isterdim ee, saatlerle sınırlı yaşayan bir konuk ağırlıyoruz buradan da acil bir toplantıya yetişecek. Çok teşekkür ederim bildiğimiz Polat Alper'in Polat Alem, <laughs> Alemdar de, demeden Polat yani. Alper'in bilmediğimiz yaşamına bir yolculuk yaptık. Çok memnun oldum size konuk olduğuma çok hoş sohbet oldu çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim evet efendim. Ee, hoş bir sohbetti, gerçekten hoş bir sohbetti. Ticaretin kucağına doğdum dedi. Baba 10 yıl öğretmenlik yapsa da, anne de baba da ticaretle uğraşıyor. Ee, tabii ki böyle bir anne babada kendinde de olanı birleştirerek hep. Ticarette yol almış 998'le ile okul birincisi mezun olan biri zannedilebilirdi ki e, akademisyenlik hayatında alıp yürüyecek. Yok öyle olmamış. Üniversite hayatında e, şeref listeleri görmemiş ama üniversite hayatında da ayağının tozuyla gider gitmez... ...permilerin olduğu benim de iyi bildiğim dönemde önce babadan gizli araba getirerek başlayan ticaret hayatı hep hayatının odağında olmuş... Benim şu anda tanıdığım e, vizyon sahibi bir girişimci tüccar, girişimci ticaret insanı keşke herkes bu vizyonla olsa çok altını çizdi dünyayı görmek. Evet e, Londra'daki yıllardaki kurduğu firma yine bir öngörüyle kurulup cazip de bir fiyata satılacak kadar başarılı olmuş. Ben yine onun elçisiyim. O kadar işte aşkla yaşıyor ki üç tane saygıyla bitirilen evlilik, iki tane pırıl pırıl Alper ve Kaan adlı evlat. Şimdi de ucunda evlilik öngörülmeyen saygın bir birlikteliği var. Bir tek keşke sordum. Ee, o da eskiden daha çok aileye vakit ayırmayı isterdim dedi. İşle yatıp işle kalkan biri için çok sempatik bir keşke. Keşke bütün keşkeler bundan ibaret olsa. 40 yaş kırılımı 40 yaştan sonra ben artık büyüdüm demiş. Ama benim aklımda kalan en hoş anekdot 26 yaşında baba olduğunda o kadar hazır değil ki çocuğuna abim diye hitap ediyor. Sevgiyle kalın haftaya görüşünceye kadar hoşçakalın.